Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tahsin Yete. Bu videoda kendimi tanıttığım bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Biraz yorgunum kusura bakmayın. Bu videoda kendimi tanıtacağım arkadaşlar. Takipçilerimle aramdaki olan bağı daha fazla sıkılaştırmak için böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim. Ve aynı zamanda Youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Like atarsanız da beni çok mutlu edersiniz. İlk defa kameralı bir video çekeceğim. Normalde önceden çok fazla vlog çekmişliğim vardır. Fakat uzun zamandır vlog çekmiyorum zaten. Şimdi başlayalım. İsmim Tahsin Efe. Soyadım da Türen. 2005 2004 doğumlu 5 Haziran 2004 doğumluyum 19 yaşındayım 1.75 boyunda 76 kilo bir sporcuyum aslında tam olarak sporcu denemez de hobi olarak fitness yapıyorum diyebilirim 5 senedir sizlere youtube'da içerik üretiyorum ve birden fazla aynı zamanda hobim de var İnsanlar genellikle bana Dragon dışında ne yaptığımı sordu, soruyor ya da beni tanımak istiyorlar ben de takipçilerimle aramdaki bağı sıkılaştırmak için böyle bir video yapma gereği duydum öncelikle arkadaşlar birden fazla hobiyle uğraşıyorum kitap okumak satranç oynamak aynı şekilde vücut gelişim tam 5 sene oldu. Bir senedir de aynı şekilde İngilizce öğrenmeye çalışıyorum kendi kendime evde. Şimdi ilk başta hobilerimden başlayıp anlatmak istiyorum abi sizlere. Şimdi ilk başta abi kitap okumaya bayılırım zaten. Özellikle de pratik bilgiler içeren kitaplar okumaya bayılırım. Ama onun dışında felsefe kitaplarına da ayrı bilgim var. Mesela abimin verdiği bir tane insan ne için yaşar diye. insan ne ile yaşar pardon yanlış oldu. İnsan ne ile yaşar diye bir kitabı bitirdim. Ondan sonra psikolojik işkence teknikleri Robert Gide'ye güç sahibi olmanın Bilmem kaç yasası onu da unuttum adını. bitirmeli bayağı oldu çünkü. Aynı zamanda arkadaşlar psikoloji ile alakalı bayağı bir kitap bitirmişliğim var. Manipülasyon, psikolojik işkence, teknikleri, karanlık manipülasyonlar, makaleler, makaleler. Onun dışında bilimle ilgilenmeyi çok severim arkadaşlar. Evrim Ağacı'nın videoları ve makalelerini ve sitesine de üyeyim aynı zamanda. Makalelerini okumayı çok severim. Ee, onun dışında bilimle çok uğraşırım. Din ve ideolojilere çok fazla geniş bir ilgim var. Mitolojilere özellikle. İdeolojiler dedim. İdeolojiler olarak buna red pill ideolojisi de diyebilir. ...ya da diğer ideolojileri de inceliyorum aynı zamanda. Aynı şekil mitolojiler de arkadaşlar... ...İskandinav mitolojisi diyoruz... ...İskandinav mitolojisi, Yunan mitolojisi de diyebilirsiniz buna... Yani aynı zamanda da 5 senedir spor yapıyorum ve felsefeyle de uğraşıyorum arkadaşlar. Felsefeden Marcus Aurelius'un sözleriyle ve Stoizm felsefesini iyice benimsemiş bulunmaktayım ve aynı zamanda Nietzsche'nin üst, üst insan felsefesine de bayılarak okumuş okumadım, dinledim portalda. Pardon, sakin olun hocam. Felsefe olarak da bayağı bir içli dışlı değilim ama ilgileniyorum da yani ilgi alanlarım içerisinde. Edebiyatta çok ilgilenmiyorum nedense ama başlamayı da düşünüyorum. Aranızda edebiyat kitapları ile alakalı Rus edebiyatı olabilir, Türk dili ve edebiyatı olabilir. Kitap önerileriniz varsa yorum onlara yazabilirsiniz. Gerçekten bu aralar boşta kaldığım zaman okumak istiyorum ya da alacağım kitaplar listesini Rus edebiyatına eklemek istiyorum. E çünkü bu tarz konuları seviyorum yani farklı şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor. Aynı zamanda yeni de satranç diyorum sanaldan özellikle. Satranç oynamaya bayılıyorum abi. Neden bilmiyorum. Beni içine çekiyor. Yenilsem de yenilsem de fark etme. Ben satranç oynamaya bayılıyorum. Aynı zamanda da dışarıda bahçede spor yapıyorum arkadaşlar. Hayatım bir köy evinde geçiyor. İstanbul'da yaşıyordum 19 senedir normalde ama köye geçettik. Burada kendi kendime çok yalnız kaldığım için kendi kendime uğraşlar buluyorum arkadaşlar. Sizlerle video çekmek gibi. Aynı zamanda korku film türlerine de bayılıyorum neredeyse. En son izlediğim filmi ikinci arkadaşımla izlemiştik. Savaş'ta dört paranormal aktivitenin 4 filmini tek oturuşta bitirdik arkadaşlar. Yani bayağı eğlenceliydi. Ama biraz da sonlar doğru sıkıcılaşmıştı. Korku filmlerine bayılırım. Özellikle de hani paranormal aktivite serisini iki kere dördüncü filmlerini iki kere bitirdim. O derece bayılıyorum yani. Onun dışında birçok Türk korku filmi izlemişimdir ve çoğu da beni korkutmamıştı. Bir tek paranormal aktivitede yerimden zıpladığımı hatırlıyorum. Onu da söyleyebilirim yani. Onun dışında figür koleksiyonum var arkadaşlar. Normalde figür koleksiyonu Transformers film evrenindeki koleksiyonları yapmaya bayılırım. Çocukluğumdan beri hastayım. Mesela Camaro, Chevrolet Camaro'ya özellikle de ya da diğer Transformers arabalarına çok hastayım. Hatta direkt figürlere Marvel Legends'lar da olabilir. Bir sürü figürlere de aynı zamanda hayranlığım olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kitap okumaya uzun zamandır ara vermiştim. Bir oturuşta 4-5 kitap bitiriyorum. Çok rahatlıkla söyleyeyim. Ay'a bölüyorum genelde. Ay ay. İşte her gün 10 sayfa, 10 sayfa, 5 sayfa, 5 sayfa. Zaten bitirdiğim kitapları saymıştım psikolojik işkence te teknikleri yani insan ne ile yaşar ee, insan ne ile yaşar Robert bir güç kazanmanın yasası ee, ondan sonra bir tane daha vardı psikolojik manipülasyon teknikleri de dörttü aynı zamanda beşte katısal aile travmaları altı oldu pardon beş altı yani bu sene 6 kitap önceki sene bu sene toplamda 6 kitap bitirdim arkadaşlar. Hani işlerden falan vakit olmuyor elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Yani İngilizce İngilizce'de Duolingo'da öğrenmeye çalışıyorum aslında. Köyde yalnız kaldığım için genellikle günümü boş geçirmemeye çalışıyorum. Kitap özetlerini çıkartmayı da çok seviyorum. Alif Anarşi'lerin bazı kitaplarını kitaplarında merak ettim ne, merak ettiklerimi arkadaşlarıma söylüyorum. Bana gönderiyorlar. Onları da okuyorum aynı zamanda. İşte en son Hızlı Düşünmek diye bir kitap vardı. Onu da bitirdim. Kısa bir kitaptı ama bayağı çok şey öğretti bana katlı. Onu da söyleyebilirim. Yani yeni bakış açıları gibi gibi. Boş zamanlarında felsefeyle uğraşırım. Astronomiye, uzay bilimlerine de bir ilgim var. Onlarla da arada bir denk geldikçe videolarını seyrederim ve aynı zamanda makalelerini okurum. Nebulaları olabilir, cüce galaksileri olabilir. Aynı zamanda Andromeda galaksisi de. Hani izliyorum böyle işte evrenlerini falan içindeki yıldızlar olabilir, gezegenler olabilir. Kepler gibi bir sürü gezegen var mesela dünya gibi yaşanabilir. Diye diye bu liste böyle de uzar gider arkadaşlar. İşte boş zamanlarımda genellikle işte bunları yaparım. Genellikle arkadaşlar yeni başladığımda rutin olarak satranç oynarım. Satranç oynadığımı söyledim. Hatırlıyor muyum bilmiyorum. Satranç oynarım işte kitap okurum. Özeti çıkartırım. Genellikle ya 5 sayfa ya da 10 sayfa okurum diyeyim. Hani bu zamanlar çok okuyamasam da. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum aynı şekilde. 10 sayfa günde 15 sayfa arası kitap okurum ve satranç oynarım. Boş zamanlarımda işim olmadığı zamanlarda da spor yaparım arkadaşlar. Kendim farmakolojiyle de çok ilgileniyorum. Steroidler, anabolik steroidlerin sadece ilgi alanım. Hani ilaçları seviyorum, saplementleri seviyorum genel olarak. Hani bunları incelemeyi de çok seviyorum yani onu da söyleyebilirim. Yani beni tanıyın arkadaşlar ben buyum işte düz bir insan 5-6 tane hobisi olan normal bir insan onu da söyleyebilirim ve 7. Bir YouTube'a sizlere içerik yaratıyorum ve bir de editörlüğü de yapıyorum aynı zamanda. Kendi videolarımın editörlüğünü ben yapıyorum montajlarını ıvırını zıvırını. Hani ben buyum arkadaşlar baktığınız zaman da öyle normal bir insanım sizin gibi mütevazi olmak gerekirse. Hani birden fazla hobiye sahibim ve günüm elimden geldiğince boş geçirmemeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben 19 yaşında bir içerik üreticisiyim. 5 senedir de fitness yapıyorum. Ve fit bir vücuda sahibim. Aynı şekilde antrenman bilimiyle de uğraşıyorum. Antrenman bilimiyle alakalı split, full body, full ee, full legs gibi birçok antrenman programı birisi var. Alman bok antrenman antrenmanı gibi gibi. De bu listeyi uzat uzatırız ama çok fazla bilimsel terimleri girip de sizin kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Ben arkadaşlar. Yani Dragon's dışında yaptıklarım bunlar. O kadar yani. Aynı zamanda kendi işimle de ilgileniyorum ve ee, babamla birlikte çalışıyorum da. Hani bu zamanda boş vakitlerimde yapamadığım işlerde genellikle burada video çekelim. Hani ben buyum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Aşağı kalın. Ben buyum. Beni tanıdınız. Umarım güzel bir video olmuştur. Abone, like atmayı unutmayın. Bay bay.